Sinehaber'in yeni bölümünden herkese merhaba. Sinema ve dizi dünyasındaki en son gelişmeler için haber turumuza başlıyoruz. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış. Yapımcılar Birliği ödülleri sahiplerini buldu. Amerika Yapımcılar Birliği ödülleri Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen film dalında yılın yapımcısı ödülü Everything Everywhere All at Once filminin oldu. Öne çıkan yapımlar arasında The Bear dizisi, Navalny belgeseli ve animasyon film Guillermo del Toro's Pinocchio'da vardı. 76. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Ruben Östlund. Östlund, 1973'te festivalde görev alan Ingrid Bergman'dan sonra Cannes jüri başkanı olan ilk İsveçli isim olacak. Bunun yanı sıra Francis Ford Coppola ve Emir Kusturica'nın ardından jüri başkanlığı yapan iki altın palmiyeli üçüncü isim olacak. Cannes Film Festivali bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Amerikan bağımsız sinemasının en iyileri seçildi. 8 dalda aday gösterilen Everything Everywhere All at Once 7 ödül birden kazanarak geceye damga vurdu. Amerikan bağımsız sinemasının en önemli ödüllerinden bağımsız ruh ödüllerinde bu yıl oyuncu kategorilerinde cinsiyet ayrımı kaldırıldı. Böylelikle Cate Blanchett ve Michelle Yeoh en iyi performans dalında Paul Mescal ile karşı karşıya geldi. On Swift Horses filminin kadrosu tamamlandı. Shannon Pufall'ın romanından uyarlanan filmde Daisy Edgar Jones, Diego Calva, Jacob Elordi, Will Poulter ve yeni Supergirl Sasha Kaye bir araya geliyor. Kore Savaşı sonrasında geçen Daniel Minahan imzalı film, yeni bir hayata başlayan evli bir çift ve tehlikeli bir aşk üçgenini merkezine alıyor. The Batman ve Black Panther Wakanda Forever'a fragman ödülü. Bu yıl ikinci kez dağıtılan Dünya Fragman Ödülleri'nde sinema dalında en iyi fragman ödülü Matt Reeves'in yönettiği, Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman filmine giderken Black Panther Wakanda Forever'da en iyi teaser fragman ödülünü kazandı. Dünyanın en iyi içerik üreticilerini ve eğlence pazarlamacılarını onurlandıran tören Portekiz'de gerçekleşti. Hugh Jackman, Deadpool 3'de birkaç karaktere hayat verebilir. Yeniden Wolverine olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Jackman, verdiği bir röportajda filmde birden fazla Logan ile karşılaşabileceğimizin sinyallerini verdi. Yönetmenliğini Shawn Levy'nin üstlendiği ve bu yaz Londra'da çekilmesi beklenen filmin 8 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor. 55. SİAD Türkiye Sineması Ödülleri için adaylar açıklandı. Sinema Yazarları Derneği tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında vizyona giren yerli yapımlar arasından belirlenen filmlerden Emin Alper'in yazıp yönettiği Kurak Günler 11 adaylık elde ederken Tayfun Pirselimoğlu'nun Ker filmi 10 adaylık kazandı. Onları 8 adaylıkla Ferit Karahan'ın Okul Tıraşı filmi izledi. Dune The Sisterhood dizisinde ayrılık. Yönetmen Johan Renck ve oyuncu Shirley Henderson, Dune'un spin-off projesi The Sisterhood'dan ayrılma kararı aldı. Dune'da gerçekleşen olayların 10 bin yıl öncesinde geçen dizinin prodüksiyonuna ara verildi. Sisterhood of Dune romanından uyarlanan dizinin Kasım 2023'te yayınlanması planlanıyor. Grammy ödüllü The Weeknd imzalı filmin kadrosu belli oldu. The Weeknd, namı diğer Abel Tesfaye, yaratıcısı olduğu filmde başrolü Jenna Ortega ve Barry Keoghan ile paylaşacak. Tesfaye, filmin senaryosunu yapım ortağı Reza Fahim ve 2019 yapımı Waves'in yönetmeni Trey Edward Schultz ile kaleme aldı. Schultz, aynı zamanda projenin yönetmenliğini de üstlenecek. John Cena, Awkwafina ve Simu Liu aksiyon komedisinde buluşuyor. Liu ve Awkwafina, Paul Feig'in yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi Grand Theft Lotto'da John Cena ile birlikte rol alacaklar. Rob Yescombe'un senaryosunu yazdığı film çok yakın bir gelecekte büyük bir piyangonun çekildiği Kaliforniya'da geçiyor. Ve piyangoyu kazanan kişi gün batımına kadar öldürülebilirse katili yasal olarak büyük ikramiyeyi talep edebiliyor. Korku oyunu Dead by Daylight sinemaya uyarlanıyor. Jason Blum ve James Wan'ın yapım şirketleri sevilen video oyununu uzun metrajlı bir filme uyarlamak için güçlerini birleştirdi. Dead by Daylight, bilinmeyen korkunç bir yaratığı yatıştırmak için oyuncuların kendilerini öldürmeye çalışan katilden kaçarak hayatta kalmaya çalıştığı bir korku oyunu. Proje için senarist ve yönetmen arayışı sürüyor.
Pandora'nın dünyası genişlemeye devam ediyor. James Cameron daha önce Avatar 3'de tanışacağımız kötü niyetli bir kül halkından bahsetmişti. Yönetmen şimdi de göçebe bir Navi kabilesinin hikayeye dahil olacağını anlattı. Cameron, Navi'nin göçebe kabilesi Wind Raiders'ın gelecekteki devam filmlerinde tanıtılacağını söyledi. Fire of Love belgeseli kurmaca film oluyor. Fransız volkan bilimciler Katya Kraft ve Maurice Kraft'ın trajik aşk hikayesini anlatan belgeseli kurmaca bir film olarak uyarlamak üzere çalışmalara başlandı. Fire of Love belgeseli 28 Mart'ta düzenlenecek Oscar ödül töreninde en iyi belgesel ödülü için yarışan filmlerden biri. Sigourney Weaver The Gorge filminde. Weaver, Miles Teller ve Anya Taylor-Joy başrolü filmin kadrosuna dahil oldu. Senaryosu Zack Dean tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Scott Derrickson oturuyor. Aksiyon dozu yüksek olması beklenen filmde Teller aynı zamanda yönetici yapımcı olarak görev alacak. Sıra geldi bu haftanın öne çıkan film ve dizi fragmanlarına. 2023 Oscar adayı All the Beauty and the Bloodshed adlı belgesel, fotoğraf sanatçısı Nan Goldin'in ABD'deki opioid krizinin ana sorumlusu olan Sackler ailesine karşı verdiği aktivist mücadeleyi konu alıyor. Oscar ödüllü yönetmen Laura Poitras imzalı yapım 19 Mart'ta dijital olarak yayınlanacak. We need to demand that the Met Museum, the Louvre, the Tate refuse donations from the Sacklers and take down their name. Jude Law'ın Kaptan Hook karakterine hayat verdiği Peter Pan and Wendy, J.M. Barrie'nin 1911 tarihli klasik romanından yeniden uyarlandı. David Lowery tarafından yönetilen film, anne ve babasının yatılı okula gitme isteklerini kabul etmeyerek iki küçük erkek kardeşiyle birlikte büyülü Neverland'e doğru yola çıkan genç Wendy'nin yaşadıklarını konu alıyor. Film 28 Nisan'da yayınlanacak. Wendy, Moira, Angela, darling. Where is Peter Pan? Disneyland'in perili köşküne dayanan Haunted Mansion, yeni bir hayata başlamak isteyen bir doktor ve 9 yaşındaki oğlunun etrafında şekilleniyor. Korku ve komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Rosario Dawson, Chase Dillon ve Owen Wilson'ın yanı sıra Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish ve Danny DeVito gibi isimler yer alıyor. Film 28 Temmuz'da vizyona girecek. Other more powerful entities may come through. Not on our watch. Well, what are you gonna do? Seriously? Yeah. They're already dead. Yeah. They're gonna be deader. Okay. 8 bölümlük müzikal romantik komedi dizisi Up Here, 1999 yılının son günlerinde New York'ta geçiyor. Senaryosunu Steven Levinson'ın kaleme aldığı Thomas Kyle yönetmenliğindeki dizi, sıradan bir çift olan Lindsay ve Magel'in birbirlerine aşık olmalarını ve ilişkilerinde mutluluğa ulaşmalarının önündeki en büyük engeli keşfetmelerini konu alıyor. Dizi 24 Mart'ta premier yapacak. Did we wake up at the same... I've been up since 4. Rachel Weisz'ın başrolünde yer aldığı Dead Ringers adlı dizi, New York'ta jinekolog olarak çalışan tek yumurta ikizlerini konu alıyor. Fragmanda doktorların ilgilendiği yeni doğan bebeğin olay örgüsünün merkezinde olabileceği vurgulanıyor. David Cronenberg'ün aynı isimli filminden uyarlanan dizinin tüm bölümleri 21 Nisan'da yayınlanacak. Toni Collette ve Monica Bellucci'nin başrolleri paylaştığı komedi filmi Mafia Mamma, banyoda yaşayan sıradan bir annenin büyük babasından miras kalan İtalyan suç hanedanının başına geçmesini merkezine alıyor. Catherine Hardwicke tarafından yönetilen yapımda Collette, hayatındaki zorlukların üstesinden gelmeye çalışan yalnız anneye, Bellucci ise aile şirketinin nasıl yönetileceği konusunda rehberlik eden bir danışmana hayat veriyor. What did my grandfather do? Yetişkinler için hazırlanan animasyon dizisi Agent Elvis, Elvis Presley'i bir süper casusa dönüştürüyor. Dizinin 1960'lar ile 70'ler arasında kurgulanan hikayesi, Başkan Richard Nixon gibi tarihi karakterleri ve Ay'a iniş gibi olayları da içeriyor. Elvis Presley'in eski eşi Priscilla Presley ve John Eddy tarafından yaratılan dizi 17 Mart'ta yayınlanacak. It's not stealing if it's not his. Same way, it's not murder if you do it with your eyes closed. Now go. Loving the weird energy right now. Brian Cox'un başrolünde yer aldığı Succession'ın 4. sezonunun dizinin final sezonu olacağı yakın zamanda duyurulmuştu.
Diziden yayınlanan yeni fragmanda babalarını sabote etmeyi ve dizginleri ele geçirmeyi planlayan Roy kardeşlerin daha gizli anlaşmaların içerisine girdiği görülüyor. 10 bölümden oluşan yeni sezon 26 Mart tarihinde yayınlanacak. He's on the floor, Tom. Explain to me what he's doing. He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.